Bu gurur Çimşir'in. Trabzonspor Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmezken 7 galibiyet ve 3 beraberlikte 24 puan topladı. Karadeniz ekibi bu karşılaşmalarda 27 kez de rakip ağları salladı diyor başlık ve başlık altında. demin bahsettim çok hakikaten çok özel bir hücum gücü bu. Ee, çok da hazır dönmüşler. Yani hazır ötesi. Öte özellikle öndeki ekip için söyleyebiliriz evet. bunu. Belki hani e, pandemi öncesinden bile Ben beklemiyordum vallahi daha açıkçası. Hırslar, hani bir daha... şey olur diyordum. Ee, bir böyle bir hafif bir uyuşukluk, bir böyle yok, bir hiç, alışma olursa hiç. hiç yok. Hiç yok. yani yani bak şuradaki 4 kişi birden gol atabilir içerdeki. Yani, gol olacağı kesin ortada. <laughs> Öyle giriyorlar içeri. Hakikaten tebrik etmek lazım. Bu denk gelmez kolay kolay. Beşiktaş maçında da şeyin Sinan Gümüş'ün attığı gol de. O da gol olacağı o, belli değil miydi? Orada o, ama savunmadan yaparken? sekmesinin çok ciddi payı var orada. Yani orada hem Gökhan hem Bida afalladılar. Nereye düşeceğini kestiremediler. Kestiremediler. Bu buradan ama bu dörtlü yani gol atmaya girmiş içeri. Altı pasın içinde tabii, duruyor. Tabii tabii. Novak dahil olmak üzere Göztepe açısından da tabii hani seyircisizlik onları etkilemiş. Onlar da çok gerisindeydi. Kendi standartlarının bunu söylemek lazım. Trabzonspor ama yani bu bu kadar ben hani bütün şampiyonluk adaylarının çok zorluk çekeceğini düşünüyordum. Bu haftaya girerken. Bunu da konuştuk. Ama Trabzonspor herhalde en az. Belki de hani hiç etkilenmemiş gibiydi. Hüseyin Hoca en azından bunu sağladığı için övülmeli. Ama tabii hani Trabzonspor'un hücum gücüyle ilgili şunu söylemek lazım. Bu kadar varyasyonlu bu kadar nasıl söyleyeyim, gücü çeşitliliği, güç çeşitliliği fazla bir hücum gücü çok uzun süredir görmemiştik. Kime benziyor, hangi ekibe benziyor bu onu da çok bilmiyorum. Yani mesela Başakşehir'in bir hücum gücü var ama biliyorsun neyi nasıl yapacaklarını. Burada neyin nasıl olacağını tahmin etmek de kolay değil. Yani Bakayemen'in başka bir gücü var, Sörlot'la Bakayemen'in başka bir gücü var. E Kuban onlara katıldığı zaman değişik bir şey oluyor. E, Novak başlı başına Santifor gibi zaten. Gibi. Yani Sosa yok ama hiç onun e, izini görmüyorsun. Mesela hiç görmedik. Ancak tabii yarın mesela. izini görmek derken yokluğunu aramadı. Anladım. Evet. E, yarın tabii Fenerbahçe maçında hem Giyerme hem Sosa olmazsa. Evet. E, şimdi tabii orada Abdül, Abdülkadir hakikaten iyi futbol oynuyor ama Endia'ya NDA'ya Abdülkadir parmak ikilisi olursa bunlarda e, aynı teknik Beceri ve yaratıcılığı çıkarabilir misin? Bir soru işareti. Orada bir soru işareti var. Onu da göreceğiz. Yoksa mesela yarınki maç için böyle bir hücum gücü Fenerbahçe'nin de kendi kendine neredeyse gol atabilme, kendi kalesine, kalesine gol atabilme durumuna bakıldığında ve ligde özellikle oynanmış iki maça bakıldığında Trabzonspor önünde duruyor. Fenerbahçe'nin seyirci avantajı da olmayacağı için.